Hayırlı akşamlar efendim. Dipnot programında sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım hayırlı izlemeler diliyoruz. Efendim bundan iki gün önce hepimizi, Kocaeli'ni, özellikle Kartepe ilçemizi üzen bir vefat olayı meydana geldi. Kartepe eski belediye başkanımız Sayın Hüseyin Üzülmez. Gerçekten çok üzüldük. Ailesine sabırlar, tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz, mekanı cennet olsun diyoruz. İyileşecek diye umut ederken vefat haberini duymak bizleri TV41 ailesi olarak gerçekten çok üzdü. Tekrar başsağlığı diliyoruz efendim. Evet, bugün Dipnot programımızın bu akşamki konuğu Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Operatör Doktor Sayın Yüksel Pehlivan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sayın Müdürüm, Sayın Pehlivan, şimdi COVID artık kısıtlamaları yavaş yavaş Sayın Cumhurbaşkanımızın da verdiği talimatlarla artık rahatlamaya başladık. Evet. Maskeler artık biraz daha aşağı iniyor. İnsanlar 9'da değil de işte 11'lere 12'lere kadar dışarı çıkabilecekler. Pazar günü aynı şekilde sokağa çıkma yasaklarımız da bitti. Ancak Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın COVID-19 aşılama kampanyası için kolları sıvıyoruz dedi ve biz Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü olarak da siz kollarınızı sıvadınız. Buyurunuz efendim. Evet. Ben de efendim aşağı yukarı 20 yıldır komşum olan Hüseyin Bey'e gerçekten çok saygın bir kişilikti. Allah rahmet eylesin diyorum. Bütün ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Maalesef hayatın gerçeği bu. Tekrar Allah rahmet eylesin, sabırlar diliyorum. Evet, maalesef tabii 1,5 seneyi aşkındır, bir süredir COVID illetiyle mücadele ediyoruz tabii ki. Tüm Türkiye, dünya bu salgınla mücadele ederken tabii ilimizde de inanılmaz bir mücadele verdik. Bütün sağlık personeli, sağlık ekibi, bütün kurumlar, vatandaş, geldiğimiz noktada da şöyle, tabii ki önlemlerle beraber vaka sayıları belli bir oranda düştü. Tamamen sıfırlanmadı tabii ki. Aşı lojistiğindeki sorunlar çözüldü ve ciddi anlamda bir aşı kampanyası başladık. BioNTech, Sinovac zaten daha önceden başlamış, özellikle son zamanda BioNTech. Biz de bakanlığımızın programı çerçevesinde bütün sağlık personeli olarak, Kocaeli olarak kollarımızı sıvadık. Ve ciddi bir aşılama süreci yürütüyoruz. Bütün kamu hastaneleri, özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri, il ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri sürekli mobil ekiplerle yine randevu alarak ayaktan bütün vatandaşlarımızı aşılamaya çalışıyoruz. Ve ciddi anlamda bir sayıya ulaştık. Bizim hedefimiz tabii 60 bin günlük aşılama sayısı. İnşallah onu da vatandaşımızın teveccühüyle bu sayıya erişeceğiz. Çünkü şöyle normalleşmeye başladık tabii ki. Daha rahat davranıyoruz. Bunun şöyle bir riski var. Virüs hala ortalıkta var. Ve mutlaka birimizin hasta olma potansiyeli var. Bizden olmayabilir ama biz götürüp en yakınımızdaki ailemize bulaştırır, arkadaşımıza bulaştırabiliriz. Onun için en son hasta taburcu olana kadar önlemleri hiç aksatmadan devam etmekte fayda var. Bu çok önemli. Aşı oldum. Tamam, artık bana bir şey olmaz. Taşıyıcı olabilirsiniz. Arkadaşınıza, eşinize, çocuğunuza bulaştırabilirsiniz. O başkasına bulaştırabilir. Kimin ne zaman nasıl ağır hastalık, COVID hastalığı geçireceğini hiç bilmiyoruz. Onun için aşılama mutlaka, bakın çok çok önemli, ama bir yandan da özellikle vatandaşlarımıza diyoruz ki tamam, vaka sayıları düştü. Çok istediğimiz seviyede olmasa bile, Kocaeli iyi bu konuda. Ama Türkiye genelinde 5000, 6000 civarında günlük vaka sayıları. Bunlar gönül ister ki 1000'in altına insin, daha şeydir. Ama demek ki bir ortalıkta bir virüs yükü var. Ve kendimizi kesinlikle korumamız lazım. Önlemleri genişletmeden bir de aşı, mutlaka aşı. Çünkü biz her türlü imkanla vatandaşın ayağına gitmeye çalışıyoruz. Bütün sağlık tesislerimiz, özellikle hastanelerimiz gece 24'e kadar açık.
Kamu hastaneleri inanılmaz bir aşı kampanyası yürütüyoruz kamu hastaneleri. Aile hekimlikleri birimiyle keza öyle. Çünkü hafta sonu mesela biz ciddi anlamda aşılama yapıyoruz. Çünkü kamu hastanenin bütün aşı poliklinikleri açık. Hatta daha fazla açıyoruz ki çünkü gündüz hafta sonu normal poliklinik hizmetleri olmadığından dolayı buralara da aşı polikliniğe çevirdik. Diğer yandan Kocaeli tabii ki pandemi açısından hem avantajlı hem dezavantajlı. Çünkü işçi kenti, sanayi kenti, insanlar 24 saat çalışıyor. Bu pandemi açısından sıkıntılı. Çünkü bulaş daha kolay olabiliyor. Ama aşılama açısından bir o kadar kolay. Gidiyoruz mesela organize sanayi bölgelerine gidiyoruz. Organizasyon oranlı yönetimleri organizasyon yapıp aşılama kampanyalarını yürütüyoruz. Ve çok da başarılı olduk ama şöyle biz aşı olması gereken bütün vatandaşlarımızın %100'üne yakınını aşılamak istiyoruz. Sayın Pehlivan, evet. Şimdi aşılama diyoruz ama bazı kişi izleyicilerimizde evet. Yani olmasın diye umut ediyoruz evet, ama evet. Bazı kişilerde de BioNTech aşısı mı, Sinovac aşısı mı? Evet. Bu ikisinin arasında bazen böyle hani şu aşı daha iyi, bu aşı daha iyi, şu aşının alerjik bünyelerde daha işte sorunları var. Evet. Ne dersiniz efendim? Hangisini olalım? Şimdi şöyle biz onunla gayet sorunca en kolay ulaştığınız aşı hangisi aşıdır. Olursa olsun tabii ki mutlaka kesinlikle. Aşı diyorsunuz. Ama diyelim ki alerjik bir öyküsü olan şeydir. Evet. Zaten onları genelde hastanede aşı yapmalarını olmalarını istiyoruz. Hı hı. Çünkü bu herhangi bir ilaca karşı da olabilir. İnsanların yumurtaya karşı da alerjisi de olabilir. Gayet doğallı. Dolayısıyla böyle riske etmemek için hastanenin tabii imkanları daha iyi. Herhangi bir olası yan etkiler karşısında müdahale etme şansı daha iyi olduğu için o gibi hikayesi olanları özellikle hastanelerde bakın randevu almak en iyisi ama randevusuz da biz aşılama yapıyoruz. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımıza istedikleri yerde en yakın sağlık kuruluşunda aşı yapma imkanı var. Ama dediğim gibi alerjik bir şey olabilir. Bu Sinovac olabilir, BioNTech olabilir ama onları hastane ortamında olursa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Zaten oradaki sağlık personeli bunları sorguluyor. Herhangi bir olası riskleri öngörüyor. Ona göre kişileri sağlık kuruluşuna yönlendiriyor. Sayın Pehlivan, şimdi son hızla devam ediyor. Evet, gerçekten kesinlikle. Kocaeli evet, Sağlık kesinlikle. Müdürlüğü olarak çok başarılı bir şekilde yaklaşık 1 milyonun üzerinde yani 1 milyon 30'du en son çünkü dakika dakika değişiyor. Aşı toplam yapılan doz. İşte birinci aşının 700 bin civarında, evet. İkinci aşının 300 bin civarında. Evet, evet, evet. Demin ifade ettiğiniz gibi 1 milyonun üzerine çıktık. Tabii, aslında bu olarak, evet. Bizim gerçekten istediğimiz ancak umarım ki en kısa zamanda da şu 2 milyon en azından yani şöyle tabii ki Covid geçirenlerin biliyorsunuz 6 ay bekleme süreleri var. Gerekiyor. Ama şöyle bazı küçük yaştakiler daha şeydir aşı yapılmıyor şu anda. Hı-hı. Ama Avrupa'da tabii ki bunun şeyleri var. İsrail'de böyle bir bu yönde bir aşılama. Uygulamalar Hı-hı. olacak öyle gözüküyor. Ama biz özellikle risk grubunda biliyorsunuz 25 yaş üzerine indi. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımız artık neredeyse çoğu yani 25 yaşından muhtemelen önümüzdeki günlerde 20 yaşın üzerine de 20 yaşa kadar inecek. Bütün vatandaşları mutlaka en kolay ulaştıkları aşıyı mutlaka yaptırsınlar. Ve kesinlikle aşı bu salgında, savaşta en büyük silahımız. Tabii ki bu arada önlemleri kesinlikle ihmal etmemek lazım. Çünkü bu arada bulaştırıcılık devam edebilir. Dolayısıyla en son hasta taburcu olana kadar, vaka sayıları son derece düşük olana kadar önlemlerden asla taviz vermemek lazım. Sayın çünkü başa dönebiliriz yani. Sayın Pehlivan, şunu buyurun. Mu anlamamız gerekiyor? Yani aşı olsak bile evet. maske konusunda tabii, duyarlı olmamız kesinlikle. Gerekir. Yakalanmama, tabii o zaman ki. Şunu sorabilir miyim ben size? Aşının koruyuculuğu açısından yüzde herhangi bir şey söyleyebilir yani misiniz? Yani büyük oranda koruyor ama bulaştırıcı olsanız bile çok hafif seyrediyor. Olsanız bile. Tabii bulaştırıcı %100 önlemiyor. Tabii ki. Dolayısıyla bir aynı zamanda aşının virüsün taşıyıcısı olabiliriz. Çünkü herkes aşılanmamıştır.
toplumun büyük bir oranında aşılanması lazım ki toplumsal bağışıklığı kazanalım. Peki Sayın Pehlivan, süresi ne kadar? Mesela birinci aşıyı olduk, bir 25 gün sonra Sinovac'ta farklı, diğerinde yani şöyle farklı. 1,5 ay falan BioNTech'te. Tabii değişik uygulamalar var, 2 aya kadar deniyor. Ama genelde şeyde Sinovac'ta bir ay sonra genelde, ama BioNTech'te de 1,5 ay sonra işte. Peki koruyuculuk açısından süre ne kadar? Yani 6 ay, 1 sene, şu anda şöyle, şey tabii bu aşılar tabii ki daha yeni uygulanıyor. 1 seneyi geçmedi ilk uygulanan aşı. Dolayısıyla bakanlığımızın da dolayısıyla 3. doz gündemde şu gündemde, anda. Evet. Tabii bilim kurulu önerisi doğrultusunda bir programlama yapılacaktı. Dünyada da keza öyle. Dolayısıyla şu kadarcık bir sürede koruyuculuğu var diye kesin bir şey dememek lazım, ama aşı bu savaşta en büyük silah ve koruyuculuk açısından bundan daha iyi bir yöntem yok. Peki iller açısından diyelim ki işte doğudaki bir ilimiz, evet, işte batıdaki bir ilimiz, güneydeki, kuzeydeki ilimiz, evet, de sonuçta aşılamalar tabii, farklı, işte hastalık şeyleri farklı, dereceleri farklı. Kocaeli'ndeki bilim kurulu veya işte sizin oluşturmuş, evet, olduğunuz bir kurul, Sayın Vali Bey'in, evet, önderliğinde, liderliğinde, evet, Hıssa kurulu. Aha. Bunu böyle iller bazında düşünülüyor mu efendim? Yok, iller bazında Türkiye genelinde tabii ki. Evet. Şimdi şöyle, bazı illerde tabii yaş nüfus daha fazla. Kocaeli'nde yaş nüfus daha az nispeten. Çalışan özellikle yaş aralığı daha fazla. Dolayısıyla şimdi şöyle, bazı illerin aşılanma oranı ilk başta yüksek gibi gözükebiliyordu. Özellikle tatil beldelerine yakın, Ege, Akdeniz bölgelerinde bir bakıyorsunuz nüfusu oranla inanılmaz bir aşılama. Biz şimdi bu o andaki farkı kapattık, hatta geçtik yani şeydir. Çünkü biz yoğun bir aşılama programı yürütüyoruz. Hem yerleşik sağlık kuruluşlarında hem de mobil ekiplerimizle. Organize sanayi bölgelerinin revirlerini kullanarak bizim ekiplerimiz giderek. Evet, o konuda gerçekten sizi takdir etmek gerekir Sayın Pehlivan. Çünkü insanların artık ayaklarına gidip işçi bölgesi tabii diyoruz ki, burası sanayi bölgesi diyoruz. Siz gidiyorsunuz fabrikalarda ve iş yerlerinde. Tabii ki şunu sağlamış oluyoruz. İş yerinin işleyişini aksatmamış oluyoruz. O insanların gereksiz yere gidip gelmelerini kalabalığa engellemiş oluyoruz. Sağlık kuruluşlarındaki gereksiz kalabalığı önlemiş oluyoruz. Bir de toplu daha verimli. Yani kişi başına yapılan aşı oranı daha fazla oluyor, daha verimli oluyor. Tabii ki insan memnuniyeti de, çalışan memnuniyeti de daha üst düzeyde oluyor. Biz devam edeceğiz buna. Sonuna kadar devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızdan, şimdi biliyorsunuz bütün işçiler, SSK'lılar, memurlar, yaş sınırı olmaksızın herkes aşı hakkı kazandı. Dolayısıyla biz her türlü şeye desteğe hazırız. Yeter ki bütün vatandaşlarımız, aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşı olmak istesinler. Olay ki bir problem oldu. Bizim iletişim numaralarımız var. 550 50-85, 550-50-86, 206, 24 saat açık. Bizim mobil aşı ekiplerimiz var, Sinovac özellikle. Bunlardan da faydalanabiliriz. Kesinlikle şunu demek istiyoruz. Herhangi bir vatandaş, ben aşı olacaktım ama aşı imkanı bulamadım demesini asla, yani biz bunu başarısızlık olarak görürüz. Biz her türlü imkanı vatandaşın ayağına getirmeye hazırız. Yeter ki aşı olsunlar, çünkü bundan daha iyi bir silah yok. Önlemleri tabii gevşetmeyeceğiz. Asla gevşetmeyeceğiz. Çünkü artık yorulduk. Bütün herkes, sağlık personeli de yoruldu. Ben mesela bütün arkadaşlar şunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın, özellikle Kurban Bayramı'na kadar iyi bir aşılama performansı sağlarsak Kurban Bayramı tatilinde biraz rahatlarız. Çünkü gerçekten izinlerimiz yoktu. Çünkü evet, mecbur, evet, çünkü savaşta. Evet, evet. Askerler, sağlık personeli burada. Dolayısıyla bu çok çok önemli. Bu konuda vatandaşlarımızın da özellikle desteğini rica ediyoruz. Çünkü aşı sırası gelen bütün vatandaşlar aşı olsun ki gerçekten onlar da rahat etsin. Bir daha rahat bir ortamda yine birbirimizle görüşelim. Ondan sonra işimize gücümüze devam edelim. Tekrar kapanma olasılığı olmasın. Okullarımız açık olsun. Çocuklarımız okula gitsin. Yani bir pandeminin şeyinden eser kalmasın. Bunun en iyi yolu aşılama. Tabii ki bu arada da önlemlere kesinlikle riayet etmek. Sayın Pehlivan, peki ciddi anlamda bir
aşı seferberliğiniz var. Kesinlikle. Şimdi sağlık çalışanlarına gerçekten evet. çok teşekkür ediyoruz. Var güçleriyle evet. yani hatta ellerindeki şeyin çok daha fazlasıyla çalışmaya çalışıyorlar. Ekibiniz yeterli mi efendim? Şöyle tabii ki. Bu kadar aşılama çünkü her tarafa gidiyorsunuz. Şimdi, destek alıyor musunuz? Destek tabii ki bizim sağlık personelimiz gerçekten fedakar. Yeter ki şey olsun biz gücümüzün üstünde bu yükü karşılamaya hazırız. Yeter ki vatandaşlarımız bir an evvel aşı sırasını alsınlar. Alamıyorlarsa direkt başvursunlar. Biz onları aşılamaya hazırız. Bakın biz en 46-50 bin doz günlük aşı yapabiliyoruz. Ama bizim hedefimiz en az 60 bin günde. Çünkü bir hafta 10 gün böyle şey yapıp zaten nüfusun çoğunluğu aşılamış olacağız. İkinci dozlarda da aşıladıktan sonra İnşallah bütün şeyi pandemiyi yolcu etmiş olacağız. Sayın Pehlivan şimdi bu arada şunu sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi evet vatandaşa gerçekten çok büyük destek olunuyor. Evet. Ama bunun karşılığında da vatandaş size teşekkür etmek istiyor. Evet. Mesela işte A hastanenize, B hastanenize evet. veya işte Sağlık Bakanlığı'na yeni evet, açılacak evet, evet. olan hastaneye diyor ki ben... bana çok iyi bakıldı bu hastanede evet. ve bunun karşılığında da ben bu hastaneye şunları şunları almak istiyorum. Tabii şöyle ki, destek vermek istiyorum. Bu konuda hayır bizim ihtiyacımız yok mu dersiniz? Yoksa şöyle, nasıl bir şöyle bizim şeyimiz gerçekten Sağlık Bakanlığı olsun gerek Sağlık Bakanlığı olsun gerek belediye valiliğimiz vatandaşlarımız çünkü ticaret odası, sanayi odası gerçekten organize destek çıktılar ama biliyorsunuz ihtiyaçlar sınırsızdır, imkanlar sınırlıdır. Yani iktisadın temel kuralı bu aslında. Tabii ki öyle bir şey makul ve mantıklı. Ondan sonra şeylere kapımız açık çünkü bu savaşı sadece biz, ya yani biz toplumun dışında bir şey değiliz. Bir toplumun içinde bireyleriz. Bu sağlık kesin bu. Bütün şeylerin vatandaşlığını, teveccühlerini karşılamaya hazırız tabii ki. Yasalar çerçevesinde, kanunlar evet, çerçevesinde tabii. herhangi bir suistimale yol açmamak kaydıyla tabii ki memnuniyetle tabii ki şey yaparız. Yeter ki çünkü bu şeyin de göstergesi, sağlık sistemine güvenin. O insanların evet, güvenini teşekkür etmek istiyor. Yani bir karşı minnet borcu duyuyor. Evet, yoksa evet, biz evet. onu beklenti içinde onlara hizmet etmiyoruz. Ama tabii. bunun karşılığında bir şey olursa mesela bir şeydir çok önemli değil ama bir hasta gitti giderken size bir sürü şey yapmasına gerek bir gülücük ondan sonra bir çiçek falan evet. bu sağlık personeli inanılmaz motive ediyor. Evet. Ve en güzel şey daha önce de konuşmuşsunuz defalarca bir sağlık personeli için en güzel şey nefes almakta özellikle COVID süreci için diyorum. Nefes almakta zorlanan ölüm korkusu yaşayan birinin nefes alarak ailesine, sevdiklerine kavuşturmak bizim sağlık personeli açısından en büyük mutluluk, en büyük ödül budur. Sayın Pehlivan, şimdi şeylerin dışında, iş yerleri dışında bir de meydanlarda aşılama da yapıyorsunuz. Ki. İlçelerin meydanlarında işte belediyelerle evet. destekli. Bunu nereden efendim aklınıza geldi? Şöyle, vatandaşa bir şekilde... Her koşulda ulaşmak istiyoruz. Yani böyle yani ertelemek istemiyoruz. Yani şöyle gelsin de sıra bize. Yani vatandaşın her köşe başında vatandaşın önüne çıkmak istiyoruz. Bu fırsatı önüne çıkarmak istiyoruz vatandaşın. Çünkü bu savaş biliyoruz ki bu savaşın en önemli silahı aşı. Aşıyla bakın bunu yapan ülkeler var. Artık normalleşiyorlar. Biz hatta bu sağlık teşkilatı için gurur kaynağımız nüfus oranına bakınca dünyada en hızlı aşı yapan ülkeyiz. Çin'i falan geçtik. Evet. Bu bizim başarımız. Bu halkımızın bize teveccühü, bizim sağlık personelimizin fedakarlığı. Bunu daha üst seviyeye çıkarabiliriz. Kısa zamanda büyük miktarlarda aşı yapabiliriz. Aşı stoğumuzda en ufak bir sıkıntımız yok. Aşı lojistiğimizde en ufak bir sıkıntımız var. Yok yani şeydir. Buzdolaplarımız var. 3 tane özellikle buzdolabı eksi 80 derecelik buzdolabımız var. Depomuz var. Böyle ki bunlar her birisi en az 600 litrelik, 700 litrelik. Dolayısıyla biz o şeylerde 10 günlük aşı stoğumuzu rahatlıkla bekleyebiliriz. Bakanlığımız an be an şöyle. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın veri tabanı çok güçlüdür. Siz bugün şu saatte nerede
kim tarafından, hangi kolunuzdan aşılandığınız bir de direkt sisteme düşer. Evet. Dolayısıyla oradaki bakanlıktaki lojistik, aşı lojistiğinde bu şeyin randevu sayısına bakıyor. Bu mesela 50 bin randevu var yarın. Size 60 bin tane aşı direkt gönderir evde. Yani onun bir sıkıntısını yaşamayız. Hele şu sıralar hiç sıkıntımız yok. Aşı lojistiğinde bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla bütün vatandaşlar yeter ki aşı olsunlar. Bakın bu inanılmaz bir fırsat. İnanılmaz bir fırsat. Savaşta savaşı kazanıyor. Tünelin ucunda ışık gözüktü ama önlemleri almazsak, aşılarımızı ertelersek her an o perde, ışığa göreceğiniz perde inebilir. Allah korusun. Çünkü gerçekten vaka sayılarımız düştü. Yoğun bakımlarımız sayısı düştü. Covid açısından diyorum. Normalleşme yönünde iyi bir şey, ivme kazandık ama bunun devamı sürdürülebilir olması için önlemlere kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Kalabalıklarda mümkün olduğunca sakınmak lazım. Maskeyi takmak lazım ama usulünce. Özellikle çenenin altında maske olmaz. Hijyene dikkat etmek lazım. Ve kesinlikle bunun final noktası aşı olmak. Aşı olmak evet. Şart diyorsunuz. Koruyuculukla ilgili ne söyleyecektiniz efendim? Aşıların koruyuculuğu açısından yani yüzde olarak? Şöyle şey yok tabii ki. BioNTech'te koruyucu, Sinovac'ta koruyucu. Hı hı. Ama tabii ki farklılıklar var. Yok. Şeyde. Mesela hiç aşı olmamış birisiyle, onu öğrenmek istiyorum. Aşı olan birisinin işte koruyuculuğu %20 midir? %40 mıdır? Yani öyle bir şey yok ama aşı olmamış birisi her türlü tehlikeye açıktır. Açıktır. Aşı olmuş birisi hasta olsa bile, çünkü %100 hiçbir aşı korumaz, çok hafif atlatır ya da çok hafif yoğun bakıma düşmez, büyük oranda bir sıkıntı yaşamadan atlatabilir. Ama diyelim ki aşı olmadınız, sıkıntı var, ondan sonra tedbirlere uymadınız. Özellikle çünkü habire mutasyonlar çıkıyor, bu da çok önemli. Dolayısıyla ağır hastalık geçirmeniz işten bile değil, yoğun bakıma düşebilirsiniz. Allah korusun hayatınızı kaybetme riski bile var. Dolayısıyla biz bu süreçte özellikle kesinlikle aşı diyoruz başka bir şey demiyoruz. Peki efendim, birinci bölümün son sorusunu soruyorum. Buyurun. Şimdi mutasyon dediniz ya, bu yeni aşılar, hani yeni aşılar geliyor, mutasyon da oluyor bu arada. Virüsün mutasyonu, aşıların yenilenmesi. Evet. Bu gelen aşılar mutasyonu önleyici bir şeyler mi? Mesela insanlar şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor mutasyona uğramış bu gelen aşı diyor. Bunu karşılayacak mı? Karşılamayacak mı? Yani şuna belki de bakılmıyor. Yani ne olursa olsun ben aşımı olayım da en azından %10 bile korusa beni korur diye düşünmeyen vatandaşlarımıza ne dersiniz? Şu andaki aşılar bütün mutasyonlara karşı büyük oranda koruyor. Ama aşı firmaları zaten böyledir. Şimdi grip aşısı her sene değiştirilir. Çünkü yeni mutasyonlara göre adaptasyon yapılır. Muhtemelen yeni üretilecek aşılar, yeni partiler diyelim daha doğrusu, yeni mutasyonlara da karşılayacak şekilde olacaktır. Dolayısıyla şu andaki aşılar zaten bunları karşılıyor, merak etmesinler. Olabilir, yeni bir mutasyon çıkabilir. Aşıdan kaçabilecek bir mutasyon da olabilir ama bunun en iyi yolu şu anda aşımızı olalım. Muhtemelen belki de gelecekte de bir doz daha yapacağız ya da başka bir formatta başka bir aşı da olabiliriz ama şu andaki en iyi koruma yolu aşı. Zaten üçüncü aşı dediğinizde de dünya çapında yapılacaksa. Yani şöyle tabii ki. Yani dünya çapında tabii ki Türkiye'deki bilim kurulunun önerisi doğrultusunda hangi aşı ya da nasıl bir formüle edilip uygulanacak yani takvim açısından, aşı takvim açısından onu söylemek istiyorum. Ama şu anda önce bir bütün dozları bitirelim. Ondan sonra o aşamaya geldikten sonra da onun da çözümü mutlaka olacaktır. Bakanlığınız onu da çözecektir. İnşallah. Kısa bir ara vereceğiz. Sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Operatör Doktor Sayın Yüksel Pehlivan'la sohbetimize devam edeceğiz. Kısacık bir ara. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Operatör Doktor Sayın Yüksel Pehlivan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Pehlivan,
Şimdi meydanlardaki aşılamadan söz evet. edildi. Bir de mobil uygulamalarınız var. Mobil uygulamaları derken hani vatandaş işte çağırıp evinde aşı olma mı anlamında yoksa mobil uygulamayı nasıl yapıyorsunuz efendim? Şimdi şöyle tabii ki özellikle yatalak hastalarımız, belli yaşın üstündeki vatandaşlarımızı Sinovac aşı, inaktif aşı evlere giderek tek tek yaptık tabii ki o şeydir. Araçlarla planlama dahilinde yaptık. Yine Sinovac aşısını belli mesela ulaşamayan, bir şekilde hastaneye, sağlık kurumlarına gelemeyen vatandaşlarımız için köy köyü dolaşıp yaptık. Ama bunu nasıl? Köy muhtarlarıyla, kaymakamlıklarla, belediyeyle organize ederek, köy imamlarıyla mesela. Diyor ki mesela bu burada şu kadar kişi var aşı olmamış. Biz organize ediyoruz. Şu tarihte gelip aşı aracımızla belli bir merkezde, işte aile sağlığı merkezi olur, sağlık ocağı, orada aşılama yapıyoruz. Yoksa yani ben aşı olacağım, gelin bana aşı yap. Ona zaten yetişmemiz mümkün değil. Yani mobil uygulama o anlamda değil. Tabii. Yani şeydir. Şöyle yatalak hastalarımıza zaten kesinlikle evde gittik, aşı yaptık. Zaten onların ikinci doz aşıları da bitti. Belli yaşın üstündekilerin ikinci doz aşıları da bitti. Ama diyelim ki belli bir kalabalık bir şey var. Bir şekilde aşı olmuyor. Biz onlara da gitmeye hazırız. Ama böyle ev ev değil de belli merkez, aile sağlığı merkezi olabilir, belli bir mekan olabilir. Aşı aracımız var bizim, mobil aşı aracımız. Her türlü tıbbi müdahale yapabilen çünkü olabilir. Alerji Peki bileksin. O araçlarımız yeterli mi efendim? Kocaeli İki tane için? Var. O şeydir. Planlayarak yapabiliyoruz onu. Sorun değil. Zaten aile sağlığı merkezleri her tarafta var. Sorun var, yok. Var, evet. Hastanelerimiz Kocaeli açısından şanslı. Çünkü bir uçtan bir uca 40 dakikaya ulaşabiliyorsun bir şekilde. Dolayısıyla öyle bir sıkıntımız da yok. Ama diyelim ki köylerde bir şekilde aşı olmamış işte 50 tane vatandaşımız var. Biz onları ilerleyen dönemde de geçmişte yaptık ama şu anda özellikle merkezlerde yoğunlaştık ama orada da gidip bu aşılarını yapacağız. Yani. Sayın Pehlivan, bir de güzel tarafı randevu almanıza bile gerek yok. Her ulaşmak istediğinizde eğer aşı olmak istiyorsanız siz aslında aşı olabiliyorsunuz. Şimdi şöyle randevu almanıza gerek yok derken şöyle randevu almak planlı yaşamak her zaman iyidir. Şimdi randevu alınınca çünkü şöyle bakanlık aşı programını bile aşı lojistiğini bile ona göre yapıyor. Yarın diyor ki mesela 50 bin kişilik randevu açılmış. İşte şu kadarcık randevu alınmış, ona göre aşı planlaması. Şimdi hiç randevu almasak 50 kişi dediğimiz yerde 100 kişi gelirse sıkıntı olur. Hem işleyiş açısından ama biz diyoruz ki velev ki şey randevu almamışsınız. Biz onu da aşılamaya hazırız. Yeter ki vatandaşımız bu hizmetten mahrum kalmasın. Aşılama hizmetinden mahrum kalmasın. O zaman vatandaşlarımız şu ikilemde kalmasınlar. Evet madem randevuya gerek yok demesinler yani. Yok. Demesinler, yani, randevularını alsınlar. Ama, belki istisna olursa ya olabilir. Anlamında. Randevu alamamıştır bir şekilde. Ondan sonra mutlaka şey yapsınlar. Çünkü planla olmak her zaman sağlık sisteminin işleyişi açısından da. Yoksa biz şey gelirsiniz önünüzde 20 kişi var beklersiniz ama randevu aldıysanız hemen gidersiniz aşınızı olursunuz mesela. Sayın Pehlivan, şimdi hep aşıdan bahsettik ama bir de şu Kocaeli'ndeki pandemiyle ilgili yani virüsle ilgili sayımız nedir? Yoğun bakımlarımız var mı? Hastalarımızın durumu nedir? O konuda da biraz bilgilendirme yapalım efendim. Gerçekten alınan önlemler vatandaşın duyarlılığı neticesinde, önlemler neticesinde ciddi anlamda vaka sayılarına düşme var. Tabii bu direkt olarak hastaneye yansıyor. Çünkü vaka sayısı az olunca daha az kişi pnömoni olmuş oluyor. O hastane yatıyor. Yoğun bakımlara düşüş. Hayatını kaybeden sayısında da düşüş oluyor. Gerçekten tabii ki şey döneminde özellikle alevli dönemde pandeminin alevli döneminde mesela sadece 2000 yatağa yakın şeye COVID hastalar için ayırdık şey servis yataklar. Ama şu anda çok düşürdük. Onun kaç katı düşürmemize rağmen çok düşük cüzi bir şeyde hastamız var. Yoğun bakımlarda keza öyle. Çünkü artık COVID yoğun bakım çünkü o kadar hastamız yok. Onları da düşürdük. Entübe hasta sayımız son derece az. Dolayısıyla COVID polikliniğine başvuran hasta sayımız da az. Ama tabii ki bu demek değildir ki önlemleri bırakalım. Ondan sonra çünkü bir bakarsınız 10 gün sonra sıçrama yapmış olabilir. Çünkü kalabalıklar daha çok artmaya başladı. Ondan sonra turizm mevsimi de geldi. Turizm mevsimi maskeler çıkıyor çok kolay. Evet. O arkadaş toplantıları falan.
Ama şöyle, en azından bu gibi rahat davranmayı, şu aşağılamayı tamamlayalım, onun ertesine aktarabilirsek süreyi daha kısaltmış oluruz, bu salgından kurtulma süresini. Onun için çok çok önemli. Vaka sayılarımız son derece düşük, yoğun bakımlarımız düşük, serviste yatan hastalarımız düşük, ama virüs hala ortalıkta dolaşıyor. Hala bir sürü insanın bağışıklığı yok, aşılanmamış. Ondan sonra dolayısıyla hala tehlike büyük. Evet. Onun için tedbirli yoğurdu üfleyerek yememizde fayda var. Sayın Pehlivan, peki şimdi bilim insanları şunu da söylüyorlar. İşte Eylül ayında tamam bu böyle sanki düşüşe geçtiği, evet, aşılanmalar da, evet, söz konusu, ama Eylül ayında üçüncü bir veya dördüncü bir, evet, demin sizin ifade ettiğiniz, evet, gibi hani belli kurallara uyulmaması durumunda, evet, ki o da vatandaşın şartları doğrultusunda, evet, tekrar bir olaylar yaşanabilir. Yani onu tabii aklımıza getirmek istemiyoruz. Tabii böyle bir yaşamı ama istemiyoruz, ama tabii ki öyle bir risk her zaman, yeni bir mutasyon çıkar Allah korusun. Onun için virüse o lojistiği vermemiz lazım. Onu nasıl? Mutlaka. Önlemlere dikkat edeceğiz. Ya şurada bir iki ay, bir iki ay, bir ay. Aşılama bitene kadar, zaten yaz sonuna kadar bütün aşılama programımız bitecektir. En azından bütün vatandaşlarımızın planlanmış bütün şeyleri, aşıları olmuş olacak. O zamana kadar en azından dikkatli davranırsak, daha rahat davranmazsak, yani biraz daha tedbirli davranırsak, inanıyorum ki Türkiye olarak, Kocaeli olarak büyük oranda belki maskeleri de çıkaracağız. Normal süreye geçeceğiz, ama tabii ki hala virüs var ortalıkta. Onun için aşılama, bir önlemlerle beraber aşılama. Başka bir şey demiyoruz. Sayın Pehlivan, şimdi Rusya'da yeni bir uygulamanın, daha doğrusu Delta virüsü, virüsünün, evet, oluştuğu yeni, mutant virüs. Yeni bir mutant. Hindistan kaynaklı. Evet. O konuda ne söyleyeceksiniz? Bir de Rusya'da şöyle bir uygulamanın, iki tane aşının mutlaka alınması gerektiğini, eğer aşı olmazsanız virüse yakalanmanız durumunda da hastanelerde size bakamıyoruz, kendi evinizde kendi tedavinizi olun gibi bir yasayla ilgili vatandaşlarına bir uygulaması, evet, var. Bizim için aslında böyle bir şey söz konusu değil, çünkü değil. Devletimiz bize ne olursanız olun, tabii. Hastanelerde ücretsiz olarak tabii, bakılabiliyor. Ne dersiniz efendim? Tabii ki bizim vatandaşımız, tabii her halükarda devletimiz, gerçekten sağlık teşkilatımız, sağlık sistemimiz çok güçlü. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Eksiklikler mutlaka vardır. Vardır tabii ki. Yani zaten ihtiyaçlar %100 değil ama. Tabii ki mutlaka vardır, ama en azından böyle bu kritik şeyleri, salgını en kritik zamanlarda kaldırabilecek kapasitesi, rüştünü ispat etmiş. Tabii Rusların tarzı farklı olabilir. Ama şöyle, bizim vatandaşımız o işi o dereceye getirmeyecektir. Herkes kendi sorumlu. Çünkü sadece aşı olmak sizin hayatınızı kurtarmıyor. Toplumun hayatını kurtarıyor. Yanınızdakilerin, ailenizin hayatını kurtarması açısından, sağlığını koruması açısından son derece önemli. Önlemler de öyle. Siz maskeyi çıkarırsanız, ondan sonra virüs kaparsınız. Siz hasta olmayabilirsiniz bakın. Ama gittiğinizde dayınız, amcanız, babanız, annenize virüsü bulaştırabilirsiniz. Yeni bir mutant virüsü bulaştırabilirsiniz. Ve hiç ne olduğunu anlamadan maalesef arkadan ağlar durumda kalabiliriz. Onun için kesinlikle ve kesinlikle vatandaşlar, bizim vatandaşımız duyarlıdır. Önlemlere kesinlikle uyuyoruz ve mutlaka ve mutlaka aşı diyoruz, başka bir şey değil. Çünkü aşı sıkıntımız yok. Lojistiğimizde bir sıkıntımız yok. Bakın Sayın Bakanımız da sosyal medyadan paylaşıyor. Bir hemşire 300'ün üzerinde aşı yapıyor. Evet. Bakın bunda yorgunluk oluyordu tabii. Bir tatlı yorgunluk, bir şeyi başarmanın yorgunluğu. Biz sağlık personeli, biz yani bir hastayı sağ salim taburcu ettiğimizde yorgunluk oluyor tabii. Ama bu yorgunluk bir şeyi başarmanın, bir insanın sağlığı, hayatını kazanmasını, faydalı olmanın tatlı bir yorgunluğu. Biz bunu yapmak istiyoruz. Biz aşı yorulalım. Yorulalım, yoruluyoruz zaten gerçekten. Gece 12'ye kadar aşı yapıyoruz. Hafta sonunda bütün şeyleri, görevlendirme yapıyoruz. Bize tepkililer bazen de, ama bu bizim savaşımız. Bu cephede sağlık personeli var ve gerçekten takdire şayan, olağanüstü gayretle çalışıyorlar. Ve güler yüzlü. Kesinlikle ve yeter ki vatandaşımız aşı sırası gelen bütün vatandaş bir an evvel aşı olsun.
Çünkü bu şeyde salgından kurtulma en güzel, en iyi yolu bu. İki, aşı oldum diye hemen çıkınca maskeyi atmasın kesinlikle. Bu çok çok önemli, bakın üzerine özellikle vurgulamak istiyorum. Hatta Sayın Pehlivan o maskeyi alıp da yere atmasın. Tabii ki. Bakın değil bu mi? Bizim, bakın müsilaj sorunu var, bakın çevre sorunu önümüzdeki gelecek nesiller için en büyük sorun. Bu evet. Çünkü sadece kendimizi düşünmemeliyiz. Çünkü geliyor bir süre sonra önümüze başka bir şekilde çıkıyor. Bu şeydir, sorumluluk, toplumsal sorumluluktur. Şimdi maskeyi çıkarırsak ondan sonra biz başkasına bir virüs bulur. Ama vebali de var. Yani evet. Karşısındaki insanın sağlığını tehlikeye atmak büyük bir suç, günah, vicdan. Yani dolayısıyla buna çok dikkat etmemiz lazım. Ve kesinlikle aşı. Ne olursa olsun bakın biz hazırız. Nerede olursak olalım. Ondan sonra biz çok aşı geldiğinde biz mutlu oluyoruz. Gerçekten. Bugün çok aşı yaptık. Gerçekten mutluyuz. Ama gittik mesela. Aa, bu kadar kişi var ama şu kadarcık kişi az aşı geldiğinde biz inanılmaz mutsuz oluyoruz. Oysa ki daha az yoruluyoruz. Daha şey yapıyoruz. Az strese girmemiz gerekirken. İnanın daha çok üzülüyoruz. Ama daha çok aşı yaptık. Oh bugün bu kadar insana aşı yaptık. Ve bir şeyler başarmanın, insanlara bir şey vermenin mutluluğunu, hazzını yaşıyoruz. Sayın Pehlivan bir de şu sorun oluyor galiba. Şimdi randevudan söz açılmışken randevu alıyorlar. Evet. Ama gitmiyorlar. Tabii o da tabii ki bu çok önemli, bakın. Şimdi herkese aşı yapmaya çalışıyoruz ama bu özellikle genel olarak bu şöyle bir poliklinik var. İşte 40 kişilik diyelim randevu listesi var. Dolu. Bir başkası gerçekten ihtiyacı olan randevu alamıyor ve tedavisi erteleniyor. Aşı olması erteleniyor. Dolayısıyla mutlaka elzem bir şey, çok böyle gerekçemiz yoksa mutlaka randevularımıza gidelim ve mutlaka aşılarımızı yapalım. Bu hastane içinde böyle her şey için, yani randevuyu planlı, yani biraz planlı yaşamak zorundayız artık. Ya da randevu almayın. Ya eğer gidemeyecekseniz. Tabii ki. Değil mi? En azından iptal edin, bir başkasının tabii hakkına kesinlikle. Tecavüz etmemiş olursunuz. Bu modern insanın şeyidir aslında, olması gereken bir şeydir modern insanda. Şimdi Sayın Pehlivan, biraz da Sağlık İl Müdürlüğünüzün bu çevre temizlik konusuyla ilgili çalışmalarınız var. Demin müsilajdan da söz etmişken, çevre temizlik olarak, Sağlık Müdürlüğü olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi efendim? Şöyle, tabii bütün hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda hedefimiz sıfır atık tabii ki. Bütün sağlık tesislerinde evsel atık farklı kaba atılır, tıbbi atık farklı kaba atılır, hatta pil atıkları vardır, böyle bütün şeyler. İnsanlar evlerinden getirerek oraya atarlar. Çünkü bir pil inanılmaz, o içindeki kimyasal maddeler suyu, denizi, toprağı inanılmaz kirletir. Dolayısıyla biz tabii ki bu konuda önce olmak istiyoruz Sağlık Müdürlüğü olarak. Bütün sağlık tesislerimiz bu konuda sıfır atık belgeleri aldılar temel düzeyde. Umarım bütün toplumun her kesimi atık konusunda, tıbbi atık konusunda, hastaneler tabii ama bütün mesela bitkisel yağlar, yanmış yağlar, bu o kadar tehlikeli bir şey ki suyu kirletiyoruz. Yani denizleri kirletiyoruz. Ondan sonra başka şekilde bize geri dönüşü. Bunu sadece şeyle, arıtma tesisleri yaparak sağlayamayız. Biz evsel dönemde bunları ayıklayıp ona göre evsel yağı lavaboya dökmemeliyiz mesela. Ondan sonra mümkün olduğunca tabii ki ileride daha da şey olacak. Mesela geri dönüşümsel olabilecek kağıt atıkları başka bir yere koymak lazım. Bu da gelecekte daha çok gündeme gelecek. İşte kimyasal şey, pil gibi şeyleri çöpe atmamalıyız. Çünkü gerçekten kirletiyor. Çünkü onları kategorize edip ona göre ayrıştırmak lazım. Ona göre de çöp çöp ayıklama yerlerine vermek lazım. Peki vatandaşın desteği konusunda bu çöp ayrımları ile ilgili desteği, yani tabii ki yeterli değil ama bu yönde de ciddi bir farkındalık oluşmaya başladı. Mesela şeylerde, hastanelerde böyle plastik
kutular, şey ambalaj bu şeyleri var. Onları yapmaya çalışıyoruz ki şeydir. Çünkü insanlar götürsün oraya atsın. Pet şişelerini oraya yere atmasın, oraya atsın. Tabii vatandaşın duyarlılığı gitgide artıyor. Tabii ki basın bu konuda çok duyarlı. İletişim araçları çok duyarlı. Gençler özellikle çok duyarlı. Artık daha temiz bir çevre. Gerçekten tükete tükete doğayı tükete tükete doğa bir şekilde bize yansıtıyor işte müsilaj. Evet, şeyleri. Biraz ondan bahsedelim mi? Denizlerdeki müsilaj konusunda ne düşünüyorsunuz efendim? Bir sağlıkçı olarak olaya nasıl bakıyorsunuz? Yani tabii ki şöyle, Marmara Denizi kapalı bir deniz. Dolayısıyla başka bir yere de suçu atamayız. Bizim şeyimiz. Ama ciddi çalışmalar var. Ciddi çalışmalar var. Şehircilik Bakanımız bugün yine Kocaeli'ndeydi. Umarım kısa zamanda bunu toparlayacağız ve gerçekten temiz bir Marmara'da yakında kavuşacağız diye umuyorum diyelim. İnşallah. Efendim biraz da şu şehir hastanelerinden söz edelim mi? Ne durumdayız? Planlamalar şimdi nedir? Şehir hastanesi şöyle 1218 yataklı devasa bir sağlık Kocaeli Entegre Sağlık Tesisi. Bu içinde tabii ki genel hastane dışında onkoloji, tüp bebek merkezi, diyaliz, kalp damar cerrahisi merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi. Bunların hepsi yüksek güvenlikli adli psikiyatrik 130 yataklı. Fizik tedavi hastanesi 100 yataklı. Bunlar hepsi olacak. Bizim planlamalarımız tabii yıl sonunda açılması şeklinde. Bu konuda bütün personel planlamalarına falan başladık. Tabii ki bakanlığımız bu şeyde atamalar yapacaktır. Yeni doktor ve hemşire ihtiyacımız da olacak. Geçen hafta zaten bütün Türkiye'deki şehir hastanelerinin il sağlık müdürleri ve yöneticileriyle ilgili bir toplantı vardı. Onların tecrübelerini bizim için çok çok önemli. Ne gibi sıkıntılar? İşleyişte çünkü farklı bir yöntem, model. İşleyişte nasıl bir sıkıntı yaşanıyor mu? Avantajlar nedir? Dezavantajları nasıl avantaja çevirebiliriz? İşleyişte yani onun için hazırlı olmak adına çok verimli bir toplantı oldu. Biz tabii ki Sağlık Müdürlüğü olarak Bursa'ya gittik. Eskişehir'e gideceğiz. Çünkü onlar bizden önce açılmış şehir hastane. Tekirdağ'a gideceğiz. İstişareleriniz nasıl efendim? Diğer illerdeki şehir hastanelerin sağlık müdürleriyle. Çok verimli. Tecrübelerinden faydalanıyoruz. Çünkü şeydir. Çünkü yepyeni bir model. Sistem, tabii ki bizim bizim için. Onun için gidiyoruz. Şunlara dikkat edin. Şöyle yaparsanız daha iyi olur. Tabii bizim her şehrin kendine özgü dinamikleri var, yapısı var. Şöyle yaparsanız daha verimli olur. İşte dolayısıyla böyle şurada sıkıntı yaşayabilirsiniz, dikkatli olun diye bir istişarelerimiz oluyor. Tabii biz bunları bir daha gidip yerinde göreceğiz. Bir de hazırlama komisyonlarımızı oluşturduk. Bu konuda bir gidip orayı inceleyip ona göre bir planlamalarımızı, süreci bu şekilde yürüteceğiz. İnşallah şöyle bitince de gerçekten bundan eminim. Kocaeli adına böyle bir sağlıkta bir çağ atlatma inşallah olacak. Farklı bir hastane olacak diyorsunuz inşallah. Yani. Peki efendim farklı hastane derken şimdi Kocaeli bir sanayi kenti, işçi kenti ve etrafımızda da hep patlayıcı maddelerin olduğu iş yerleri var. Şimdi o hastanemizde ya da Kocaeli'nde yanık üniteleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Bir de efendim şimdi ne olursa olsun bu amatem yani alkolden uzaklaştırma ya da işte alkolle ilgili tedavilerle ilgili bir düşünceniz var mı efendim? Şimdi şöyle önce şehir hastanesi Derince'de bir sağlık merkezimiz var. Şehir hastanesinde 12 yataklı 4'ü yoğun bakım olmak üzere yanık ünitesi planlanıyor tabii ki yani şey olacak. Dolayısıyla tabii Kocaeli gerçekten sanayi kenti. Bir sürü sanayinin olduğu, iş kazalarının olduğu, olabileceği riski olan. Ondan sonra tabii ki yanıklar olmaz ama tabii ki ama her şey yani sigortası olmalı. Evet. Sağlık açısından orası sigorta olmalı. Kesinlikle o konular düşünüldü, yapılıyor yani var. 12 yataklı bir yanık merkezimiz olacak orada. İkincisi amatem ve çematem.
O da inşaatı devam ediyor. Bir müteahhitlik sürecinde bir şey sekteye uğradı ama o da bitecek. Hem çocuklar için hem de erişkinler için alkol ve madde bağımlılığı için üniversitenin biz yapıp Sağlık Bakanı üniversite işletecek, şu anda protokolü yapıldı. O da bitince gerçekten Kocaeli büyük bir eksikliği gidermiş olacak sağlık alanında. Adli psikiyatri, yüksek güvenlikli adli psikiyatri, o da 130 yataklı. Orada büyük bir eksiklik olacak. Yani bu sadece böyle normal psikiyatri hastanesi değil, adli olaylara karışmış psikiyatrik hastalar orada yatacak. Fizik tedavi hastanemiz var, 100 yataklı, gerçekten son derece modern fizik tedavi araçlarını kullanarak orada inşallah hastalarımız 100 yataklı yatakta, bir de hastalara yatarak tedavi olacak öyle. Onun bir avantajını inşallah vatandaşımıza sunacağız. İnşallah. Sayın Pehlivan, şimdi ilçelerimizde birçoğunda işte mesela İzmit'te şehir hastanesi var ama bu arada Kocaeli Üniversitesi hastanemiz var. İşte devlet hastanelerimiz var. Diğer ilçelerde durumlar nasıl efendim? Yani hani şu ilçede şu eksiğimiz var, şunu daha iyi kapatabiliriz, yapmamız gerekir. Ya da bütün ilçelerimizde sorunumuz yok mu diyorsunuz efendim? Yok, tabii ki sorun şöyle. Mesela Çayırova'da 200 yataklı yeni bir hastane ihalesi yapıldı. Yakında da yer teslimi yapılacak. Ondan sonra inşallah inşaata başlayacak. İnşallah. Tabii Gebze bölgesi büyük, devasa bir bölge. Sanayi şehri orası da. Çoğu ilden daha çok insan sadece gece vardiyasına çalışıyor. 150 binden falan bahsediliyor. Darıca mesela. Onlar yoğun bir hastane. Tabii onların da imkanları iyileştirme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Mesela Gebze Fatih'te kalp damar cerrahisi ameliyat yapılıyor. Anjiyo ünitesi var. Umarım öyle öngörüyoruz. Darıca Farabi'de onkoloji ünitesini inşallah açacağız orada. Organ nakli ile ilgili organ nakli ile ilgili şehir hastanesinde özellikle inşallah çok olacak. Inşallah. Çünkü mutlaka olacak. Organ nakli, yani şehir hastanesinde çok ekstrem branşlar dışında, çünkü bazen Türkiye'de belli yerlerde vardır. Onlar genel olarak bütün sağlık hizmetlerinin olabildiği bir yer olarak düşünüyoruz. Bunun da gerekli personel desteğini bakanlığımız verecek. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkaracağız. Gölcük'te yeni hastane yapılıyor. O da şey olacak. Güzel, çok güzel bir hastane olacak. Karamürsel'de hastane ek binası yapılıyor. Darıca ADSM'nin yeni binası inşallah projelendirildi, onay alındı ama inşaat süreci ihalesi başlandığında başlanacak. Birinci basamak sağlık hizmetlerimiz var, yapılıyor yani inşaatı. Darıca Toplum Ruh TRSM Sağlıklı Hayat Merkezi İlçe Sağlık Müdürlüğü, keza yine aile hekimlikleri var, Gebze'de de var. Dolayısıyla Kartepe'de şimdi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi yapıldı. İnşallah açacağız yakında. Birinci basamak sağlık merkezlerimiz var. İnşaatı devam eder. Acil sağlık hizmetleri çok çok önemli. Güzel mimarisiyle yeni aile sağlığı, acil sağlık hizmetleri birimleri açacağız. Açtık mesela Gölcük'te yüzbaşıların orada, çok güzel. Hemen yolun kenarında olduğu için onu şey yapıyor. Yani bu şeyler, hizmetlerle tabii ki ihtiyaçlar sınırsız, imkanlar sınırlı. Bu şeye bölüştürmeye çalışıyoruz ama Kocaeli olarak iyi bir yere geleceğiz. Çok çok iyi bir yere geleceğimize inanıyorum. Zaten iyi bir yerdeyiz. Bakın, şehir hastanesi açılmamasına rağmen pandemide olağanüstü bir sıkıntı yaşamadık. Yoğun bakım sıkıntısı yaşamadık ki şehir hastaneleri açıldıktan sonra bu çok çok rahat sürdürülebilir olacak yani. İnşallah. Peki personel açısından? Personel açısından şöyle, şu andaki sağlık kurumlarında sıkıntı yok. Yani doktor sıkıntısı zaman belli branşlarda var tabii ki. Ama şehir hastanesi, ona göre bakanlık planlayacak tabii, onların da desteğiyle bir planlama yapıp biz şöyle en iyi hizmeti en şeyde hızlı bir şekilde vermek istiyoruz sağlık hizmeti. Sayın Pehlivan, şimdi konuşmalarınızda ben şunu aldım. Diyorsunuz ki beden sağlığı dışında bir de ruh sağlığı ile ilgili bölümlere de tabii ki ayrıca sanki önem veriyorsunuz. Şimdi şöyle bakın, neredeyse her yerde sağlıklı yaşam merkezleri.
Orada psikolog da olacak. Ondan sonra diyetisyen olacak. Çünkü koruyucu sağlık hizmetleri daha önemli. Önem kadar. Çünkü hasta olduktan sonra yani ilaçlara bağımlı olarak yaşamaktansa hasta olmamak en iyisi. Onun için Gölcük'te var sağlıklı yaşam merkezi. Pandemi tabii ki bu şeyi biraz sekteye uğrattı ama İzmit'te olacak, var zaten. Ondan sonra Kartepe'de olacak. Gebze tarafında var. Her tarafı bu şeylerden açacak. İşte vatandaş herhangi, mesela ketem, erken tanı merkezleri, kanser, kadınlarda meme kanseri, rahim ağzı kanseri taramaları, yine kalın bağırsak kanseri taramaları, bu hızlı bir şekilde olacak. Mamografi istediğiniz yerde çektirebileceksiniz de onlarda. Çünkü ayrıca şeydir, bakanlıkta bu konuda çok hassas. Biz tabii koruyucu sağlık hizmetlerini de çünkü biliyoruz erken kanserde erken tanı kesinlikle tedavi açısından %90'a yakın bir tedavi şansı veriyor. Onun için bizim için çok çok önemli. Hasta olduktan sonra tabii ki imkanları bütün vatandaşlarımız sunarız ama önemli olan hasta olmamak ya da erken dönemde yakınken onun çözümünü bulmak en iyisi. Sayın Pehlivan, son iki dakikamız var. Evet. Arkadaşlarımız uyardılar. Şimdi sizin gönül dostlarınız, beraber çalıştığınız meslektaşlarınız, evet, dirsek temasında bulunduğunuz kesinlikle arkadaşlarınıza özellikle söylemek istediğiniz mesajınız varsa buyurunuz efendim. Evet, bütün tabii ki bütün sağlık teşkilatımızlarımızdaki hemşiresinden sağlık bakım hemşiresinden laborantına, şoföründen temizlik hizmetlerinde, doktorundan yöneticisine, başhekimine kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün hastane başhekimleri, ilçe sağlık müdürlüklerimiz, sağlık müdürlüğündeki başkanlıklar olağanüstü bir performans gösterdiler. Tabii ki bunların şahsında bütün sağlık personelimiz gerçekten hiç gıkları çıkmadan gerçekten çok yoruldular. Çoluğundan çocuğundan ayrı kaldılar, anne babasından ayrı kaldılar ama bu pandemiyi yüzümüzün akıyla yürüttüğümüzü düşünüyoruz. Tabii onların sayesinde gerçekten çok teşekkür ederim. Maalesef hayatlarını kaybedenlerimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Hasta olan bir sürü sağlık personelimiz oldu. Onlara da geçmiş olsun diliyoruz. Son bir kere diyoruz, vatandaşlarımızdan özellikle lütfen aşı olun. Önlemlere dikkat edin ki özellikle şu son bir ayda bayrama kadar büyük oranda aşılama sayısına erişelim ki biz de sağlık personeli bayrama daha huzurlu geçsin diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bütün sağlık personelimize teşekkür ediyorum bu süreçte olağanüstü çalışmalarından dolayı. Sizlere de çok teşekkür ederim. Kendimizi ifade etme şansı verdiğiniz için çok saygılar. Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Dipnot programımızın da bu akşam sonuna geldik ve konuğumuz Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Operatör Doktor Sayın Yüksel Pehlivan'dı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz ama bir ekip başı var. Ekip başımız Sayın Pehlivan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun efendim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. İnşallah efendim. Bir başka konuğumuzla ben ve ekip arkadaşlarım tekrar birlikte olmak ümidiyle maske, mesafe, temizlik ve Sayın Pehlivan'ın dediği gibi aşı. Hayırlı akşamlar efendim.